Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim bugün balon bazlama yapacağız. Tam kıvamında çok lezzetli pufuduk pufuduk balon bazlama tarifini sizlerle paylaşacağım. Bazlamalarımız o kadar yumuşak oluyor ki pamuk gibi pufuduk pufuduk çok lezzetli bir bazlama tarifi. Buyurun tarifimize geçelim. Ben öncelikle leğenimize 9 su bardağı unumuzu, 1 yemek kaşığı şekerimizi, 1 pakette küçük pakette istintak mayamızı ilave edip daha sonra azar azar suyunu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. İlk önce kaşık yardımıyla yoğurursanız elinize hamur daha az yapışır. Kullandığım bardak standart 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 4 su bardağı da su kullandım. İlk önce 3 su bardağı kadar suyumuzu ilave ettim. 1 su bardağı kadarını bir kenara ayırdım. Onu da yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar. Su oranını dikkatli bir şekilde ekleyin. Çünkü unların markasına, yapısına göre su oranı değişiklik gösterebiliyor. Benim yaptığım unla tam 4 su bardağı su, 9 su bardağı da un kullandım. Şimdi tepeleme bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Daha sonra hamurumuzu en az 10 dakika kadar yoğuralım. Hamur işlerini ne kadar güzel yoğurursanız hamuru işleriniz o kadar yumuşak ve lezzetli olur. Hamurumuzu şimdi özdeşene kadar güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Dediğim gibi su oranını kontrollü bir şekilde azar azar elinize ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Çünkü bazı unlarda su oranı değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumuz özdeşene kadar, toparlanana kadar ben bakın yumuşacık pamuk gibi bir hamurumuz oldu. Hatta ben şimdi yazın yaptığım için biraz katı yaptım. Kışın yaparsanız bir tık daha cıvık bile yapabilirsiniz. Bazlama ne kadar hamuru cıvık olursa o kadar pufuduk ve lezzetli olur. Hamurumuz tamamen özleşti. Bu şekilde yoğuruyoruz. Ve daha sonra üzerini kapatıp mayalamaya bırakacağız. Havanın sıcaklığına göre mayalama süresi de 1 saat 2 saati bulabilir. Benim 45 dakika 1 saat gibi bir sürede hamurum mayalandı. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatıyoruz ve daha sonra mayalamaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı. 2-3 katına çıktı. Şimdi bazlamalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Bu aşamadan sonra size kalmış. Ben bu kadar hamurdan 4 tane büyük bazlama yaptım. Ortalama 6-7 tane küçük orta boy bazlama da çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Ben bu arada hamarat fırında yaptım bazlamalarım. Siz tavada yaparsanız dediğim gibi 7 tane falan ortalama bazlama çıkıyor. Ben bayağı bir büyük ve biraz kalın yaptım bazlamaları. Hatta bu aşamada kızım pizza isteyince 3 tane bazlama yaptım. Bir tanesini de ikiye bölerek bezesini 2 tane de pizza yaptım. Ben bu şekilde hamarat fırında hamur yoğurduğum zaman genelde pidedir, lahmacundur. Çocuklar istiyor. Hamurun birazını ayırıp o şekilde değerlendiriyorum bazen. Kızım çok isteyince, ısrar edince kıramadım. Bezemin bir tanesini ikiye böldüm. Ondan da 2 tane pizza yaptım. Onu da küçük bir size anlatmaya çalıştım kısa bir video olarak. Videonun sonunda onun da devamını izleyebilirsiniz. Hamarat fırında inanılmaz bazlamalar, pideler, pizzalar, inanın her şey çok güzel oluyor. Hani sizler bu tarifi uygulayarak eğer fırınınız yoksa dediğim gibi tavada da yapabilirsiniz. Hamurlarımızı bu şekilde bezelerimizi yapıyoruz. 10-15 dakika ben bezeleri bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra açması çok daha kolay oluyor.
Sizler isterseniz daha ince bazlama yapmak istiyorsanız biraz daha ince de yapabilirsiniz. Kalın da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer tavada yaparsanız tavaya koyduktan sonra çevirdikten sonra böyle üzerine tahta kaşıkla hamurumuzun dokunursak hamurumuz daha kabarmaya başlayınca özellikle dokunursak hamurumuz daha güzel kabarır ve balon bazlamalarımız olur. Ben tavada da yapıyorum ama genelde hamarat fırında yapmayı tercih ediyorum çünkü çok daha pratik oluyor. Şimdi 5-10 dakika ben bezelerimi beklettim ve daha sonra hemen hızlı bir şekilde bazlamalarımızı açmaya başlıyorum. Dediğim gibi kalınlık, büyüklük size kalmış. Antalya bu aralar o kadar sıcak ki aşırı nem var. Siz açtıktan sonra da üzerini kapatın. Benim üzerinde kuruma olmadı ama eğer esiyorsa, serinse mutlaka üzerine ıslak bir bez olur veya bir poşetle hamurunuzun üzerini kapatın. Şimdi ben bunları tekrar sofra bezinizin üzerine alıyorum ama üzerini kapatıyorum. Bir 15-20 dakikada o şekilde bekletiyorum. Diğer bazlamalarımızı da aynı şekilde açıyoruz. Zaten hamarat fırında 1 dakika gibi bir sürede bazlamalarımız pişiyor. Tavada da 2-3 dakika içerisinde pişiyor. Siz dilerseniz hamarat fırınınız varsa hamarat fırında da pişirebilirsiniz veya tavada da pişirebilirsiniz. Ben bu ölçüden yapıyorum. Bize 3-4 gün gibi bir süre ekmek yapmıyorum. Tekrar daha sonra yapıyorum. Siz aynı ölçüden hamuru çoğaltarak çok yapıp dilerseniz dondurucuya da koyabilirsiniz. Ben dondurucuda yeri olduğu zaman çok daha fazla yapıyorum. Dondurucuya koyuyorum. Canımız çektiği zaman çıkartıp yiyoruz. Ben diğer hamurumu da bu şekilde açtım hepsini. Bunlar da pizza hamurları. Bunları daha ince yapacağım. Bunları da açıyorum ve daha sonra hemen pişirmeye geçebiliriz. Pizzam için de sadece üzerine sucuk ve toz peyniri ilave ettim. Sizler de bu şekilde arkasına pizza yapmak isterseniz dilediğiniz her şeyle sebzeli pizza bile yapabilirsiniz. Benim daha önceden yapmış olduğum ketçaplarım vardı. Elmalı ketçap tarifim. O da kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Üzerine ketçap sürdüm ve daha sonra sucuk ve toz peyniriyle lezzetlendirdim. Taş fırından çıkmış gibi pizzaları da inanılmaz lezzetli oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizler için de detaylı bir şekilde pizza tarifi de çekerim. Bu şekilde pizzalarımızı da açıyoruz ve daha sonra hemen pişirmeye başlıyoruz. Bazlamalar piştikten sonra tereyağıyla inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi ben fırınımı hemen hızlı bir şekilde yaktım. Zaten ısıtmamıza gerek yok. Çok hızlı bir şekilde hamarat fırınımız ısınıyor. Şimdi hemen üzerine oklava yardımıyla koyuyoruz. Küreğiniz varsa kürekle daha rahat konulur. Bu şekilde koruyoruz. 1-2 dakika içinde zaten altı kızarmaya başlıyor. Altı kızardıktan sonra fırınımızın içerisine koyuyoruz. Bu fırınımız bu şekilde. Bazlamamızın tek rezistant olduğu için önce altını pişiriyoruz. Daha sonra hızlı bir şekilde üzerini pişiriyoruz. Zaten içerisine koyduğumuz saniyeler içinde kabarıyor ve pufuduk pufuduk oluyor. Bakın bu şekilde. Bu fırın sadece çok hızlı olmanız lazım. Yani kontrolü sizin elinizde. Bu şekilde hemen saniyeler içinde bazlamalarımız pişiyor. Şimdi tekrar
hamurumuzun altı pişince bu şekilde koyuyoruz ve daha sonra tekrar tekrar bu şekilde pişiriyoruz. Ben bu arada pizzaları yapmayı da geçtim. Pizzamızı hemen koyuyorum. Üzerine dediğim gibi bu elmalı ketçabımdan. Ben bunu lezzetlendirmedim ama siz dilerseniz kekiktir, zeytinyağıdır lezzetlendirebilirsiniz. Bu ketçap tarifinde ısrarla öneriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Makarna soslarında, pizzalarda, kızartmanın yanında. Bu da çok güzel oluyor. Pizzamızı da aynı şekilde altı ısındıktan sonra üzerine sucuklarını koyuyorum. Daha sonra fırınımıza koyuyoruz. Bu da dediğim gibi saniyeler içinde pişiyor zaten. Yani 1 dakika gibi bir sürede içerisinde pişiyor. Kaşarları yanıyor başta koyduğumuz zaman. Ben kaşarların daha sonra çıkartıyorum. Hemen bir 5-10 saniyede peyniriyle durutup alıyorum. Şimdi kapağını kapatalım. Diğer pizzamızı da aynı şekilde koyuyoruz. Altı piştikten sonra içine koyuyoruz. İçinde de zaten çok kısa bir sürede pişiyor. Tekrar ketçabımızdan ilave ediyoruz. Bakın o kadar güzel kabarıyor ki hamurumuz zaten çok güzel olmuştu. Bazlamalarımız da pufuduk pufuduk çok güzel oldu. Şimdi hemen ben pizzamı kontrol ediyorum. Çok kısa bir sürede pişiyor içindeki de zaten. Sadece kontrolü bizde yani kontrollü olmamız lazım bu fırında pişirmek isterseniz. Şimdi hemen ben tost peyniri koydum dediğim gibi dilimleri ayırdım. Tost peynirimi de hemen koyup tekrar bir 5-6 saniye kadar içerisinde durutmak yeterli oluyor. Pizzamızın da altı kızarmaya başladı. Bakın pizzamız çok güzel bir şekilde pişti. Altı da üstü de. İnanın bu pizzası da çok lezzetli oluyor. Bu şekilde sizler de pizzalar yapabilirsiniz. Şimdi bazlamalarımız pişti. Ben bazlamalarımı daha detaylı göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki pamuk gibi pufuduk pufuduk bazlamalarımız oldu. Bazlamanın kızarma oranını da siz zevkinize göre ayarlayın. Ben biraz fazla kızarmış yapıyorum. Biz o şekilde daha çok seviyoruz. Siz daha da az kızartabilirsiniz. O tercih de size kalmış. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Yumuşak yumuşak pufuduk pufuduk. İçini de göstermek istiyorum. Çok güzel oluyor. Özellikle sabah kahvaltılarında tereyağı ile beraber veya kebapların yanında falan çok güzel oluyor. Bu şekilde pufuduk pufuduk bazlamalarımız oldu. Pizzalarımız arkadaşlar bu şekilde. Pizzalarımız da çok güzel oldu. Altı üstü gayet güzel bir şekilde kızardı. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.